Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir WooCommerce dersinde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde WooCommerce için markalar özelliğini konuşacağız. Bugün WooCommerce'e bir eklentiyle sahip olmadığı bir özellik kazandıracağız ve markaları hep birlikte öğreneceğiz. WooCommerce'ü daha önceden kullananlar bilirler. WooCommerce'ün varsayılan kurulumunda markalar özelliği ne yazık ki mevcut değil arkadaşlar. Kategoriler, etiketler, ürünler bizim karşımıza çıkarken markalar ne yazık ki varsayılan kurulumda bizim karşımıza çıkmıyorlar. Ama bugün biz kuracağımız ücretsiz eklentiyle WooCommerce'e markalar özelliği kazandıracağız. Markalar özelliğinin nasıl kullanıldığını birlikte inceleyeceğiz. Birlikte bir marka oluşturacağız. Bunun dışında kategori sayfasına marka filtresi eklemeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Hazırsanız eğitim videomuza başlıyoruz. Bugün pazar günü. Önceki videolardan farklı olarak ajansta değil, evde kaydediyorum videoyu. Öncelikle WooCommerce yönetim panelimize marka özelliğimizi eklemek için giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yine her videoda olduğu gibi WooCommerce yönetim panelimize geçiş yapıyorum. Karşıma böyle bir ekran geliyor. Dashboard'um çıkıyor. Ben burada eklentiler bölümüne gelerek yeni ekle bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. WooCommerce WordPress sitelerinde biz sitelerimizi bu tarz eklentilerle çok farklı yeteneklere sahip hale getirebiliyoruz. Bugün kullanacağımız eklentinin adı Perfect WooCommerce Brands arkadaşlar. Şu şekilde aramayı yapıyorum. Altta videonun altında bunun bağlantısını sizlerle paylaşacağım. Karşıma bu şekilde eklenti sonuç sayfası çıkıyor. Bakın burada 30 bin artı kurulumla Quad Layers'ın geliştirmiş olduğu Perfect Brands for WooCommerce eklentisini biz bugün kullanacağız. Ve bu eklentiyle WooCommerce sitemize markalar özelliği kazandıracağız arkadaşlar. Eklentiyi yükleye basıyorum. Eklenti kurulumu başlıyor. Kurulmasını bekliyorum. Evet, eklentim kuruldu. Şimdi eklentiyi etkinleştiriyorum arkadaşlar. Bakın şurada markalar seçeneğim yok şu anda. Eklentim etkinleşiyor. Eklentim etkinleştikten sonra bakın buraya ben WooCommerce'ün içerisine artık bir markalar seçeneğine de ürünlerin altında sahip oluyorum arkadaşlar. Şimdi eklentiyi kullanmaya başlamadan önce isterseniz gelin birlikte ayarları nereden nasıl yapacağıma bakalım, buna bir göz atalım arkadaşlar. Bu eklenti bir WooCommerce eklentisi olduğu için eklentinin ayarları bakın burada gördüğünüz WooCommerce sekmesinin içerisindeki ayarlar bölümünde benim karşıma çıkacak. Ayarlar sekmesine tıkladığımda ki önceki videoları izleyenler kargo ayarlarında bunu görmüşlerdir. Bakın burada artık markalar şeklinde ekstra bir sekme var. Bunun içerisinde de ben WooCommerce markalar özellikleri düzenleyebileceğim. Bununla ilgili değişiklikleri yapabileceğim. Yine bu sekmenin içerisinde alt tablar var, alt sekmeler var. Burada genel, arşivler, ürünler, araçlar, markalar, öneriler ve belgeler gibi farklı ayar seçenekleri mevcut. İlk ayarda benim karşıma kısa at şeklinde bir bölüm çıkıyor. Bu bizim markalarımızın adının, link adının, URL'inin kısaltması olacak arkadaşlar. Buraya isterseniz marka diyelim. Marka logo boyutu ki burada bize farklı seçenekler sunuyor. Varsayılan olarak bırakıyorum. Markalar sayfası da markaları breadcrumb'da işaretlemek için kullanacağınız bir sayfa. Şu an bizim bir markalar sayfamız olmadığı için ben bu alanı boş bırakıyorum. Ve hiç unutmadan değişiklikleri kaydet butonuna basıyorum. Aksel'de yaptığım değişiklikler kaydedilmeyecek. Tamamdır, bu ayarlamayı yaptım. Sonra arşivler bölümüne geliyorum arkadaşlar. Arşivler bölümünde ise marka liste sayfasının yani kategori ve etiket sayfaları gibi ayarları benim karşıma çıkıyor arkadaşlar. Marka açıklamasını göster, evet ürünlerden önce, evet ürünlerden sonra, hayır açıklamayı gizle gibi seçenekler var. Varsayılan olarak bu seçeneği bıraktığımda marka logosu ve adının hemen altında marka açıklamasını da, girdiğim açıklamayı da WooCommerce bana gösterecek. Yine burada hemen altında Show Brand Banner şeklinde bir bölüm var. Bu da markanın banner'ı. Markaları eklerken göreceksiniz birazdan arkadaşlar. Biz markalar için bir logo ve bir tane de banner ekliyoruz. Burada da bunun ayarları benim karşıma çıkıyor. Diyor ki eğer marka ayarlarıyla birlikte marka sayfanda banner'ını göstermek ister misin? Yine burada da varsayılan seçeneği seçiyorum. Ürünlerin önünde markanın banner'ı gözüksün istiyorum. Ürünlerden sonra veya bunu göstermeme gibi de seçeneklerim var. Markaları döngüde göster şeklinde bir seçenek var. Burada da hayır diyorum arkadaşlar. Bu seçeneği işaretledikten sonra ürünler bölümüne geçiyorum. Tabii değişiklikleri kaydetmem gerekiyordu. Orada kaydetmedim. Çok da önemli değil. Ürünler sekmesiyle ilgili burada ayarlar benim karşıma çıkıyor. Burada yine tek ürün sayfasında marka sekmesini göster diyor. Ürün sayfasında markaları göster ve marka konumu şeklinde ayarlar var arkadaşlar. Bu şu demek, birazdan eklediğimizde daha iyi göreceksiniz. Ürünler sayfasının içerisine bir marka bölümü ekliyor ve bir de marka sekmesi ekliyor. Hani yorumlar ve ürün açıklaması gibi ekstra bir sekme ve ekstra bir iç bölüm şeklinde iki farklı ayarım var. Ben bu sekme işaretini kaldırdığım zaman marka sekmesi gösterilmiyor. Yine burada da marka logosunu ürün sayfasında yani markayı gösterip göstermeme seçeneğini de seçebiliyorum arkadaşlar. Yine burada bir araçlar sekmem var. Burada da bir değişiklik yapmadan araçlar sekmesine geçiyorum. Birazdan ilk markamızı eklediğimizde bunu daha iyi anlayacaksınız. Araçlar bölümünde ise markaları içe ve dışa aktarabileceğimiz seçenekler bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben burada markalar seçeneğine tıkladığım anda beni burada ürünler sekmesinin içerisindeki markalar bölümüne yönlendirecek arkadaşlar. Markalar seçeneğine tıklıyorum.
Gördüğünüz gibi yeni bir ekranda benim karşıma markalar seçeneği geldi. Ve ben burada marka ekleme işlemlerime başlayacağım arkadaşlar. Biz eğitim derslerimize genellikle SEO 2.2 üzerinden yürüyoruz. Yine Google'a ben bir SEO 2.2 yazayım. SEO 2.2 ile ilgili bir ekleme yapalım arkadaşlar. İlk markamızın adı, sitedeki bütün ürünlerin markası SEO 2.2 olsun. Bu şekilde ben oluşturdum. Yine ürün markanın bağlantısını burada seçiyoruz arkadaşlar. Yani marka linki. siteadımız.com/marka/ buradaki yazacağınız bölüm gözükecek. SEO 2.2 için biz SEO bölümünü seçtik. Bu şekilde ayarladık. Yine bir açıklama bölümü geliyor benim karşıma arkadaşlar. Ben Google'a o açıklamayı doldurmak için SEO 2.2 yazdım. Wikipedia'daki bölümü buradan kopyalayalım. Burada bir demo içeriğimiz olsun. Açıklama bölümünü bu bölümü yapıyorum. Ana marka, yani marka tarafında da yine bir hiyerarşi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. SEO 2.2'nin alt markalarını alt marka olarak ekleyebiliyorsunuz. Şu an bizim bir ilk markamız olduğu için bu hiyerarşiye hiç girmeden ana markada hiçbirini seçip devam ediyorum. Benim karşıma iki farklı seçenek daha geliyor. Marka logosu, marka afişi şeklinde karşıma benim seçenekler geliyor. Marka logosunu upload edeceğim. Çünkü benim yüklediğim ilk logo şeffaf değildi. Ben bunun arkasını temizledim. PNG'yi şeffaf hale getirdim arkadaşlar. Bakın şuradaki logo şeffaf değildi. Şu an ben şeffaf olan logoyu yükledim. Bu videoyu da bu sefer birazcık yukarıdan başlattım ki bu alttaki yazıyı ekle butonuna basabileyim. Tamam, ekledikten sonra yazıyı ekle seçeneğini seçiyorum. Bir de marka afişi seçeneği çıkıyor benim karşıma. Bunlarla ilgili ayarları az önce görmüştük. Marka afişini de ben SEO 2.2'den aldım. Babalar Günü afişini seçerek oluşturuyorum arkadaşlar. Bu arada bu videoyu izleyen bütün babaların Babalar Günü de kutlu olsun diyorum. Kutluyorum buradan. Tamamdır. Marka afiş bağlantısını oluşturmuyorum. Yani marka afişini de bir linke yönlendirebiliyorsunuz. Burada da bunun bağlantısı var. Ben yeni marka ekle diyorum ve marka sayfasını görerek incelemeye başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ilk markamı oluşturdum ve görüntüle diyorum. Bakalım marka sayfam nasıl olacak. Birlikte linki oluşturduğumuz için kısaltmaya biz marka dedik. siteadımız.com/marka/SEO2.2. Yani hazırladığımız şekilde geldi. Ben burada marka sayfamız için bir kısa açıklama yaptım arkadaşlar. Bu açıklama burada benim karşıma çıkıyor. Ki bunlar varsayılan ayarlar. Yine hemen alt tarafta da üst tarafta banner'ım var ki ben banner'a herhangi bir link vermedim. Burada mesela bu ürünün bağlantısını burada verseydim buna tıklayan insanlar doğrudan o ürüne de yönlenebilirlerdi arkadaşlar. Bunun ayarında bakın şuradaki marka afiş bağlantısından yapmam gerekiyordu. Tamamdır, ben ilk markamı oluşturdum, çok güzel. Şimdi isterseniz birlikte yönetim panelimize tekrardan geçelim ve markalarımızı ürünlerimize eklemeye başlayalım. Ben markalar sekmesinde markamı oluşturduktan sonra buradaki tüm ürünler bölümünden ürünlere geçiyorum arkadaşlar. Yine markalarda etiketleri eklediğimiz gibi hızlıca burada eklenebilir biliyor arkadaşlar. Hızlı düzenle seçeneğini seçtiğim anda bakın burada sağ tarafta benim karşıma farklı olarak markalar bir sütunu bir sekmesi geliyor. Ben burada SEO 2.2'yi seçtiğim anda artık bu ürüne bu markayı ekleyebiliyorum arkadaşlar. Ama her videomuzda yaptığımız gibi güncelle demeyi unutmadan arkadaşlar. Güncelle diyorum. Markayı buradan eklemiş oluyorum. Şimdi bir tane de varsayılan ürünü düzenle diyeceğim. Ürünün içerisinde markalar nerede gözüküyor? Sizlere bunu da göstermek istiyorum. Bakın yine ürün düzenleme sayfasına geldiğimde sağ tarafta markalar sütunu benim karşıma bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yine etiketlerde olduğu gibi ben burada yeni bir marka ekleyebiliyorum ama hani sadece adı ile ekleyebiliyorum. Afişlerini düzenleyemiyorum. Tamamdır, ben buradan markamı ekledim. Yine bunu da güncelliyorum. İki tane ürüne bu markayı eklemiş oldum. Şu an SEO 2.2 markamın içi boş. Yenilediğimde 2 olacak. 3 taneye kadar ekleyelim arkadaşlar. Bu şekilde görelim. Bir satır tam da olsun. Tekrar ürün düzenleme sayfasına geldim. Bu ikinci ürünü de düzenledim. Tüm ürünler sekmesine tıklıyorum arkadaşlar. Birazdan bu ayarlamaları tamamladıktan sonra sizlerle birlikte markaları kategoriler içerisinde filtreleme ayarlarını da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben markaları eklemeye başladım. İki tane ürünümde markam var. Bakın burada artık bir markalar sütununa da sahibim. Diğer ürünlerde marka olmadığı için boş gözüküyor bu. İsterseniz üçüncü ürün içinde yine markamı hızlı düzenleye basarak ekleyeyim, kaydedeyim. Ve biz markalar sayfamıza tekrardan geçelim. Bir görelim bu bölümü arkadaşlar. Evet, 3 tane marka ekledim. Yeniliyorum. Bunu yenilediğim anda gördüğünüz gibi oluşturduğum markamın başlığı, markam için hazırladığım banner, markam için yaptığım kısa açıklamayla birlikte markam bu şekilde marka sayfam oluşmuş oldu. Ama dikkat ederseniz burada marka logosu gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de ürün sayfalarına geçelim. Markaların ürünlerin içerisinde nasıl gözüktüğünü inceleyelim birlikte. Ürün sayfamıza geldiğim zaman arkadaşlar benim karşıma bu şekilde markalar böyle geliyor. Varsayılan ayarlarla kurulum yaptım. Bakın burada bir marka görseli var ki bu tıklanabilir bir görsel. Ben burada marka görseline tıkladığım anda artık marka sayfasına tekrardan geri dönebiliyorum. Hemen alt tarafa doğru indiğimde daha önce size açıkladığım gibi inceleme açıklama bölümleri gibi bir marka sekmesi de geliyor. Bu marka sekmesinde ise yine markamızın açıklaması, logosu ve markamızın adı yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde ben markamı eklemiş oldum.
Şimdi isterseniz markamızın ayarlarını bir tık daha iç seviyede güncelleştirelim, ayarlayalım arkadaşlar, düzenleyelim. Şimdi ben WooCommerce yönetim paneline tekrardan geri döndüm. Buradaki markalar bölümüne geri bakıyorum. Bakın ürünler sekmesine tıklıyorum burada markalardan. Ürünler sekmesine geldiğimde bakın diyor ki burada ürünlerde ürünler sekmesi şeklinde bir seçenek var. Tek ürün sayfasında marka sekmesini göster. Ben bu seçeneği kaldırıp değişiklikleri kaydettiğimde bu ekranı yenileyeceğim. Bakın şuradaki marka sekmesi bu seçenekten sonra kalkmış olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi o seçeneği, o sekmeyi ben buradan kaldırdım. Yine WooCommerce ayarlarına geri döndüğüm zaman marka görselini göster şeklinde bir bölüm var. Ben bunu da hayır dediğim zaman ben burada artık marka görselinde ürün sayfamın içerisinden kaldırmış olacağım arkadaşlar. Şurada marka görselim şu an duruyor. Ben sayfayı yenileyeceğim. Evet marka görselim de artık buradan kaldırılmış oldu. Yine buradaki ayarları hani siz kendi tercihlerinize göre ayarlarsınız. Ama ben marka görselini göstermeyi seviyorum. Burada bu şekilde seçiyorum. Yine bunun için ekstra marka konumu seçebiliyoruz arkadaşlar. Metadan sonra, fiyattan sonra, özetten sonra, sepete ekleden sonra, paylaşımdan sonra, başlıktan önce gibi yerler var. Mesela başlıktan önceyi alalım. Değişiklikleri kaydedelim arkadaşlar. Bakalım başlıktan önce yaptığımız zaman nereye gelecek markalar. Yenileyelim ekranımızı ve evet burada başlığın hemen üzerine markaları da eklemiş oldu. İç taraftaki ayarları bu şekilde siz kendiniz düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl hoşunuza giderse, nasıl kullanmak isterseniz. Ben metadan sonra olarak ayarlıyorum tekrardan. Ve kaydediyorum değişiklikleri. Hemen bir tekrardan kontrol edeceğim. Ekstra bir marka sekmesini de istemiyorum. Ürün sayfamda marka sekmesi olmasına gerek yok. Burada bu şekilde markanın durması benim için yeterli. Yine buradan kullanıcılar markalara gidebilsinler isterim. Bu şekilde kalsın. Şimdi buradan marka sekmeme tıklamadan önce hazır yan tarafta var. Ben buradan bir marka sekmesini de geçiyorum arkadaşlar. Sayfayı bir yenileyelim. Yine WooCommerce'daki marka ayarlarına giriyorum. Ki burada bakın ayarlar WooCommerce, ayarlar ve markalar sekmesi içerisinde şu an ürünler tabındaydım. Arşivlere döneceğim buradan. Burada nasıl geldiğimizi tekrardan bir göstermiş olalım size. Evet burada da birkaç farklı seçenek var. Mesela Brand Banner'ı göster şeklinde bir ayar var. Hayır diyelim. Brand Banner'ı gizle diyelim arkadaşlar. Gizlediğimiz zaman bakın buradaki banner yenilediğimde ortadan kalkacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde karşıma çıkacak. Tekrardan WooCommerce ayarlarına geri dönüyorum. Evet ürünlerden önce veya hatta ürünlerden sonra diyelim. Bir de bu seçeneği görelim. Değişiklikleri kaydedelim arkadaşlar. Şimdi bu ekranı yenilediğimde marka banner'ım burada gelecek. Bu ürünlerin hemen altında benim karşıma çıkacak. Tekrardan yeniliyorum ve gördüğünüz gibi marka banner'ı burada. Ürünlerin hemen altında benim karşıma geliyor arkadaşlar. Buradaki ayarları da yine kendiniz gönlünüzce istediğiniz şekilde nasıl sizin için daha iyiyse düzenleyebilir. Bunları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben markalar sayfasına geri dönüyorum. Ve buradan aslında bütün ürünlerimizi tişörtte yapmıştık bütün çalışmalarımızı. Erkek ve tişört kategorisine geçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada markaları ve kategorileri filtre olarak eklemeyi sizlere göstereceğim. Şu an benim markalarım var. Evet ürünlerin içerisinde ben bunu görüyorum. Ama herhangi bir kullanıcı benim siteme geldiğinde erkek tişörtler içerisinde ben ACY22 markalı tişörtleri görmek istiyorum dediğinde bir seçim yapamıyor. Bunu nasıl ekleyeceğimizi şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu ayarlar aslında WooCommerce'un genel ayarları. Yani WordPress'in ayarlarından yapılıyor. Yine burada bakın üst tarafta hemen bir özelleştir seçeneği benim karşıma çıkıyor. Ben burada özelleştir seçeneğine basarak bu düzenlemeleri yapacağım bölümü açıyorum arkadaşlar. Şimdi bu alan açılsın. Karşımıza çıksın. Bakın bu özelleştir bölümüne bastıktan sonra artık düzenleyebileceğim her bir alanda bir kalem işareti benim karşıma çıkmaya başladı arkadaşlar. Bu kalem işaretini tıkladığım anda artık ben markalar sayfasındaki, çok pardon, kategoriler sayfasındaki visitları düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Buradaki bileşenleri düzenleyebiliyorum. Buradaki mesela sidebar'ın içerisinde ürün kategorilerimiz, fiyata göre sıralama, en popüler ürünler ve etiketler şeklinde widget'lar var. Ben bunun içerisine farklı bir bileşen ekleyebilirim. Artı bir bileşen ekle bölümüne bastığım anda ekleyebileceğim bileşenler bu şekilde karşıma çıkar arkadaşlar. Burada da marka şeklinde arama yaptığınız anda markalarla ilgili ekleyebileceğimiz seçenekleri ben burada görüyorum. Eğer ki kullanıcılar benim ürünlerimi markaya göre filtreleyebilsinler istersem ben burada ürünleri markaya göre filtrele seçeneğini seçip ekleyebilirim arkadaşlar. Bunu ekledikten sonra isterseniz en üste sürükle bırak alabilirsiniz. Burada yine bu widget'ın da bu bileşeninde birkaç farklı ayarı var. Bu şekilde filtrelere uygula düğmesini gösterebilirsiniz veya bu düğmeyi gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi marka sayfasında biz bir marka oluşturduk ama bu markaların alt markalarını oluşturmadık. Buradaki ayar da sadece birinci sekmedeki ana markaları gösterme ayarı. Yani kategori örneğinden düşünecek olursak sadece burada erkek, genel, kadın gibi kategorileri göstermek için
Yani bu markaları göstermek için seçebileceğim bir ayar. Bu şekilde ben burada markamı ekledim, gösterdim arkadaşlar. Yayınla diyorum. Yayınlanıyor. Tamamdır. Şimdi bisiklet yaka tişörte geri geliyorum ve ben burada tişört kategorisine giriyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada Esivak 2 markam benim buraya gelmiş bulunuyor. Alt tarafta benim 4 tane ürünüm var. 4 tane tişörtüm var. Ben bunlardan 3 tanesine Esivak 2 markasını girdim. Ki bakın markalar da burada aslında üzerine geldiğinizde gözüküyor. Esivak 2 şeklinde bu marka, bu üründe marka yok. Üst taraftan ben filtrelemeye tıkladığım anda Esivak 2 için sayfa bir yeniden yükleniyor arkadaşlar. Filtrele butonunu gizledim çünkü ben. Bakalım sayfamız yüklensin. Bakın burada da bir parametre geliyor bağlantımızın sonuna. Esivak 2 markasını seçtim ve 4 tişörtten 3 tişörte düştüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde markaların filtrelemelerinde ürün sayfalarınıza, ürün liste sayfalarınıza, kategori sayfalarınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle WooCommerce için markalar özelliğini paylaştık. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapıp beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunları yaparak bizi destek verebilirsiniz, bizi motive edebilirsiniz. Bu videoyu paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir WooCommerce dersinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.